ekranlarından merhaba. Odak programıyla karşınızdayız. Uzun süredir gündemimizde olan, aylardır konuştuğumuz, tartıştığımız bir konuyla ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Bugün S-400 krizinden bahsediyoruz. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerginliklere neden olan o krizin bugün gelinen aşamasında teslimatlar gerçekleşti. İlk bölümü Türkiye'ye, Ankara'ya getirildi S-400'lerin. İşte bundan sonra ne olacak? Bunu konuşacağız bugün. Yine değerli konuklarımız olacak. Onların yorumlarıyla, katkılarıyla birlikte hemen başlayalım. S-400 konusunda zaten bizim şu anda attığımız adım belli. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Bugün iki ismi konuk edeceğiz. İki isimden, konuklarımızdan yorumlarını alacağız. Stüdyomuzda gazeteci Ali Ergin Demirhan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir diğer konuğumuzsa emekli büyükelçi Oğuz Demiralp olacak. Kendisi Skype bağlantısıyla yayınımıza katılacak ve o şekilde yorumlarını alacağız. Öncelikle hemen şöyle yapalım. S-400 teslimatı bugün başladı dedik. Birinci grup malzemeleri taşıyan 3 uçak Ankara'daki Mürted hava üssüne indi. Sonrasında bir takım açıklamalar da geldi bu konuya ilişkin. Buna dair haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberimiz var. Onu izleyelim. Üzerine hemen yorumları almaya başlayacağız. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin teslimatı başladı. Rusya'dan 3 uçak Ankara'daki Mürted hava üssüne gelerek S-400 parçalarının ilk bölümünü getirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, planlı 3 uçak geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde süreç devam edecek dedi. Askeri personelin, kurulum ve işletim eğitiminin Rusya'da sürdüğünü söyleyen Akar, ABD'nin Türkiye'nin almasını istediği Patriot sistemi konusunda da mesaj verdi. Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriot'ların tedarikini de değerlendiriyoruz dedi. S-400'lerin sonbahara kadar kullanıma hazır olmayabileceği ifade ediliyor. Rus TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre S-400 hava savunma sistemi Türkiye'ye 3 parti şeklinde teslim edilecek. Haberde kısa zamanda S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak. Üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak dendi. Rusya Savunma Güvenlik Komitesi üyesi Franz Klintsevich de ABD'nin S-400 tepkisini hatırlattı. Türkler kendi egemenliklerine sahip çıktı dedi. NATO'dan da ilk açıklama geldi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan üst düzey bir NATO yetkilisi, Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının yaratacağı potansiyel sonuçlardan ötürü endişeliyiz ifadesini kullandı. Türkiye ile Rusya, biri opsiyonlu 2 adet S-400 sistemi alınması anlaşmasını Nisan 2017'de imzalamıştı. Anlaşmanın maliyeti yaklaşık 2,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. S-400'ler nedeniyle ABD-Türkiye ilişkilerinde de gerginlik yaşanıyor. Türkiye'yi F-35 programından çıkartmak da dahil bir dizi yaptırım gündemde. S-400 teslimatının Mürted hava üssüne yapılması da dikkat çekti. Hava üssü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılmıştı. Üssün Akıncılar olan adı 1990'lara kadar kullanılan eski adı Mürted ile değiştirilmişti. Mürted, dinden ayrılan, dini reddeden anlamına geliyor. Evet, Sayın Demirhan, hemen sizden yorumlarınızı alarak başlayalım. Acaba Ankara S-400 alımını iptal edecek mi, geri adım atacak mı şeklinde sorular gündemdeydi. Bunun üzerinden tartışmalar yürüyordu ama bir taraftan da hükümetin, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geri adım atmayacağız şeklinde sık sık açıklamalarını duyduk. Ama işte geldi S-400'ler. Biraz önce haberimizde de izledik. O görüntüleri de paylaşmış olduk. Neler olabilir bundan sonra? Acaba bu kriz daha da büyüyecek mi? Yoksa başka bir yöne doğru mu girer?
neler olabilir? Sonuçta hani bu bir kriz ve bugün Mevlüt Çavuşoğlu sıkıntı yok, normal ilerliyor süreç dese de NATO yetkililerinin hemen ardından AFP'ye yaptığı açıklamada kaygılıyız gibi bir açıklamaları var. Aslında bir sorun var, sıkıntı var. Niye Türkiye bir NATO üyesi, NATO sistemleriyle uyumsuz bir hava savunma sistemini alıyorsunuz? Nerede kullanacağınız, kime karşı kullanacağınız belli değil. Hatta orada Ümit Kıvancı'nın geçen köşe yazısında gazete duvarda dikkat çekti. Yani yok artık ihtimal dediği. Acaba bir darbe durumunda Türk uçaklarına karşı da mı? Türk savaş uçak, TSK uçaklarına karşı mı kullanılacak Ankara'ya yerleştirilip dediğinde çok mantık dışı, çok uç gibi görünen bu senaryoyu mantıklı kılan bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü kime karşı ve ne için kullanılacağının net bir yanıtı yok. Yani bu kriz sürecek. Çünkü Rusya'nın bu füzeleri satmasında kendisi açısından bir problem yok. O NATO ilişkilerinin, özellikle NATO'nun böyle kararsız ve tehlikeli adımlar atabilen, işte 4 sene önce bir Rus uçağını düşüren Türkiye'nin NATO'nun diğer ülkeleriyle, NATO'nun merkeziyle sorun yaşamasından zaten çıkar sağlayan bir güç konumunda. Türkiye NATO'dan çıkmış değil. Hani bu bir bağımsız, bir eksen kayması vesaire olarak tanımlayabileceğimiz bir şey değil. Hem NATO üyesi olarak kalıyorsunuz hem de onu düşman tanımlayan bir hava savunma sistemini alıyorsunuz. Bu başlı başına kriz. ABD'de zaten yaptırım kartının masada olduğunu söylüyor. Her ne kadar işte bugün yine gündeme geldi, bugün açıklandı. O ABD'nin yaptırımlarla ilgili yasasının yasalaştığı tarihten önce yapılan bir anlaşma bu gibi. Yani aslında o yaptırımlara gerekçe oluşturmaz. Türkiye anlaşmasını çok daha önce yaptı gibi bir gerekçe ortaya atılsa da yok. ABD yani kağıt üstünde ne yazıldığından bağımsız olarak bunu çıkarlarına bir saldırı olarak görüyor. Türkiye'ye daha önce yaptırım yaparak bir takım sonuçlar aldı. Ray Brunson vakasında olduğu gibi. Ve Türkiye bizzat Rusya tarafından yaptırımla yola getirilebilen bir ülke olduğunu gösterdi. Yani Erdoğan bugün demiş ki geri adım yok. 4 sene önce de Rus uçağını düşürdük, biz düşürdük diyorlardı. Sonra gidip Rusya'dan özür dilemek ve tazminat ödemek zorunda kaldılar. Ve o sürecin sonunda biz tehlikeli adımlar atan bir NATO üyesi ülkenin iktidarı tarafından göbekten ABD emperyalizmine bağlısınız, NATO ilişkileri üzerinden kolunuzu da Rusya'ya kaptırmışsınız. Aslında bir bağımsızlaşma ya da elini güçlendirme hamlesi değil, emperyalistler arası rekabetin, ABD-Rusya rekabetinin odağına ülkeyi yerleştirip yeni krizlere davetiye çıkarmanın adımını atmış oluyorsunuz. O açıdan yaptırımlar gelecek mi? Evet, yaptırımlar büyük olasılıkla gelecek. Bunu yıllardır bağıra bağıra söylüyor ABD ve daha önce yaptı. Kağıt üstünde yazan F-35'lerin, F-35 programının ertelenmesi, 31 Temmuz'a kadar o teslimatların iptal edilip orada eğitim alan pilotların, ABD'de eğitim alan pilotların gönderilmesinden başlayıp Türkiye'nin finansal olarak bağımlı olduğu bir koşulda yabancı finans kaynaklarının engellenmesine kadar bir dizi hamleyle Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışacaklardır. Bu doğrudan ABD'nin düşünce kuruluşları tarafından, ABD'li yetkililer tarafından yazılmış bir şey. Ki Erdoğan'ın işte Trump'la görüştük, onlar yaptırım olmayacağını söyledi sözü doğrudan ABD kurumları tarafından, Pentagon ve Kongre tarafından ve oradaki senatörler tarafından aslında böyle bir söz olmadığı, söz olsa bile, Trump'ın bir sözü ya da niyeti olsa bile bunun karşılığı olmadığı yönünde de ABD'li kurumlardan da şeyler geldi. Yani biz aslında AKP'nin kararsız politikasının, Suriye'de batağa saplandıktan sonra ABD ile Rusya arasında salınan politikasının ülkeyi büyük bir çatışmanın odağına yerleştirdiği bir noktadayız. Hı. O yüzden bayağı sıkıntı var. Yani Mevlüt Çavuşoğlu'nun sıkıntı yok lafı ne için söylüyor bilmiyorum ama hem iktidar açısından hem de Türkiye'nin bütünü açısından ciddi bir sıkıntı var. Peki. Sizinle devam edeceğiz Sayın Demirhan. Şimdi Skype bağlantısıyla emekli Büyükelçi Oğuz Demiralp'ten de hemen yorumlarını almaya başlayalım. Sayın Demiralp merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sayın Demiralp, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? S-400'ler gelecek mi acaba diye tartışırken işte bugün geldi ilk bölümü Ankara'ya, o sevkiyat gerçekleşti ki bakanlığın paylaşımlarıyla da kamuoyuna duyuruldu. Sonrasında da bir takım açıklamalar oldu. Ne olur bundan sonra? Şimdi bunu, bu hamleyle ne yapmış oldu?
Şimdi bu olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün değil. Bazı arkadaşlar görüyorum bunu egemenliğimizin ifadesi filan olarak görüyorlar. Saçma sapan bir düşünce. Egemenliğini ifade etmek istiyorsan çık NATO'dan kardeşim. Senin NATO'da tutan mı var? Batı ile ilişkilerini kes. Zaten niyet galiba o. Yani dolayısıyla ondan sonra git Rusya'ya bağlan. Her bakımdan Rusya'ya bağlanıyoruz. Doğal gaz bakımından Rusya'ya bağlanıyoruz. Silah bakımından Rusya'ya bağlanıyoruz. Rusya da bundan çok memnun tabii. Yani bunun dolayısıyla egemenliğimizin ifadesi falan değil. Yani iyi yönetilmemiş bir dış politikasının, dış politikanın yeni bir başarısızlığı. İkincisi, Milli Savunma Bakanı diyor ki Patriot da alabiliriz. Yani gidip şeyden dükkandan oyuncak almıyorsun. Bu ticari bir konu değil. Üçüncüsü, yani ikisi birden olmaz. Üçüncüsü, NATO neye karşı? NATO Rusya'ya karşı. Türkiye niye NATO'ya girdi? Sovyet tehdidine karşı, Rus tehdidine karşı NATO'ya girdi. Rusya kim? Rusya 19. asrı hatırlayın. Türkiye'yi en uzun süreli işgal etmiş ülke. 30 yıl, 40 yıl işgal etti. Herkes bunu unutuyor. Yani bunları unutmamak lazım. Dördüncüsü, daha o sayın konuşmacının da belirttiği daha önceki işte Rus uçağı düştükten sonraki gerilim sırasında Boğaz'dan geçerken Rus savaş gemisi bir Rus askeri çıktı. Elinde roket atarla bizi tehdit etti. Türkiye'yi bu kadar ağır bir şekilde başka hiç kimse tehdit etmemişti. Benim çok kanıma dokundu. Hala o sahne aklıma geldikçe kanıma dokunuyor. Yani bütün bunları böyle yutturmanın bir anlamı yok. Yani S-400'ü almakla kime karşı kullanacaklar S-400'ü, onu da çok merak ediyorum. S-400'ü Suriye'ye karşı kullanamazsınız. S-400'ü kullandırmaz Rusya. Öyle bir şey söz konusu değil. İran'a karşı kullanmaya zaten gerek yok. Yani İran öyle bir şey yapamaz. Öyle bir şey yaptığı anda NATO İran'ın ensesine biner. Yunanistan'da öyle bir şey söz konusu olmaz. Yunanistan'la başka bir hava dengesine gerek var. Yunanistan'la hava kuvvetleri dengesini korumak için de F-35'lere gerek var. Üstelik evet. S-400'ler F-35'lere karşı geliştirilmiş bir silah. Yani dolayısıyla hem NATO'da olacaksın, hem ben batılıyım diyeceksin, hem de Rusya'ya gittikçe askeri bakımda da dahil olmak üzere bu şekilde bağlanacaksın. Bu S-400 konusunda 1,5 sene önce verdiğim bir demeçte de söylediğim şey, bu batıdan çok ciddi bir kopuşun başlangıcıdır, devamıdır hatta. Başlangıcı değil, devamıdır. Batıdan gittikçe kopuyoruz. Batı sadece askeri ve siyasi konu değil. Bunu da Avrasyacılara söyleyeceğim. Bir insanın mutlu olması için demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları konseptleri üçgeni içinde yaşaması lazım. Bu üçgeninde en sağlam olduğu yer Batı. Biz onun için Batı'dayız. Rusya'da bu üçgen yok. Çin'de bu üçgen yok. Bizim Orta Doğu ülkelerinde bu üçgen yok. Ama bizim hükümette gittikçe o taraflara gidiyor. O üçgenle alakası yok çünkü. Peki neden yani bunu yapıyor acaba? Gelişme gidiyorum efendim. Türkiye'nin her yönüyle Rusya'ya bağlandığına dikkat çektiniz. Özellikle bunun altını çiziyorsunuz. Neden Türkiye daha çok Rusya'ya yaklaşma tutumunu sergiliyor? Çünkü ideolojik olarak pek Batı ile aramız yok. Batı'yı kendi iktidarımıza bir tehdit olarak görmeye başladık. Dolayısıyla Rusya'dan askeri bağımlılık, enerji bağımlılığı arıyoruz. Bir de Çin'den yatırım gelse gelmiyor, çok memnun olacağız. Dolayısıyla yeni ufuklar arayışı içindeyiz. Batı'yı da bu süre içinde idare etmeye çalışıyoruz. Hükümetin genel stratejisi gördüğüm kadarıyla budur. Ben bu stratejiye katılmıyorum. Tabii S-400'ler konusuna daha bugünkü gelişmeye gelince ilk parti geldi. İşte bunlar Trump biraz yumuşak davrandı diye belki bizimkiler bir denemeye girişmiş olabilirler. İlk partiyi getirtecekler. Bakacaklar Amerika'nın tepkisine. Ona göre yeni bir davranış biçimi saptamaya çalışıyor da olabilirler. Yani hepimiz cin olduğumuz için öyle şeylerde düşünüyor olabilirler. Çünkü ikinci teslimat tarihi anladığım kadarıyla sizin haberden henüz belli değil. Ama bu tabii teslimat gerçekleşirse S-400'ler Türkiye'ye konursa
kere F-35 programı falan biter. Türkiye ile Batı arasında, NATO arasında son derece ciddi bir sorun ortaya çıkar. Bunun ekonomide ve genel olarak hayatımızın her yerde yansımalarını da görürsünüz. Hiç son derece olumsuz bir gelişmenin yansımalarını hep birlikte izleriz. Bu iş iyi gitmiyor. Yaptırımlar da kaçınılmaz diyorsunuz artık bu aşamadan sonra. Ama yaptırımların tabii derecesi ne olur ne biter, orada biraz galiba Trump'ın da söz hakkı var anladığım kadarıyla. Ama Trump'ın da sağa solu belli değil, bizimkiler ona çok güveniyorlar. Bir yarım saatte değişebilir. G20 zirvesinde Trump'a genel olarak dikkat ederseniz herkese boncuk dağıttı. Bir de enteresan, verdiği resimde bir tarafta Suudi Arabistan Prensi, bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızla resim çektirmesi de çok enteresandı. Çok manidar bir fotoğraftı. Onun anlamını daha çözemedik. Biz bir takım şeyler mi, sözler mi verdik onu da, Orta Doğu konusunda onu da pek bilemiyorum. Rusya'ya dönünce tabii Rusya ile ilişkilerimizin her zaman dengeli olması lazım, ama kolunuzu da kaptırmamanız lazım. Rusya o kadar bizim dostumuzsa, sevgili dostumuz Putin'e telefon edelim de şu Doğu Akdeniz konusunda bize yardımcı olsun. Bakalım yardımcı olacak mı? Peki Sayın Demiralp, şimdi önümüzdeki süreçte sanıyorum en çok tartışılacak konulardan biri de bu konu dahilinde Türkiye'nin NATO üyeliği olacak. Bununla ilgili acaba tartışmalar daha da yüksek sesle dile getirilecek mi? Amerika'da bir yetkili tarafından şöyle denilmişti, onu da bir hatırlatmış olalım. Türkiye NATO üyesi olmalı mı sorusunun askeri çevrelerde sıklıkla dile getirildiğini söylüyor ve bu soru kaçınılmaz. Önümüzdeki süreçte de yüksek sesle acaba duyabilecek miyiz? Bu tartışmanın sonuçları ne olur Türkiye için? Vallahi kötü olur. Yani bu NATO'ya bizim bağlılığımız sadece askeri bir bağlılık değil. Bizim Batı'ya aidiyetimizle ilgili konu. Bizim Batı'ya aidiyetimiz nasıl oldu? NATO'ya bağlılıkla oldu. Avrupa Konseyi'ne üye olmakla oldu. İşte AB sürecine katılmaya çalışmakla oldu. Dolayısıyla zamanında biz bu Batı'ya aidiyet şeyini seçerken ilk adımı askeri alanda attık. Bu NATO'ya bağlılık sadece basit bir askeri teknik savunma konusu değildir. Batı'ya aidiyet sorunudur. Hiç hoş olmaz. Bu dediğim gibi gene aynı fikre dönüyorum. Batı'dan kopuş anlamına gelir. Evet. Peki. Ve dolayısıyla Batı'nın o size söylediğim üçgeninden, demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları üçgeninden yavaş yavaş kopuş anlamına gelir. Zaten pek meraklı değiliz o konulara. Peki. Sayın Demiralp, çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi S-400 teslimatına ilişkin gün içerisinde tabii ki açıklamalar da geldi. Teslimatın gerçekleşmesinin hemen ardından ve öncesinden ona dair de bir haberimiz var. Kimler neler söyledi, özellikle hükümet kanadından nasıl açıklamalar geldi, bir hatırlatalım. S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin teslimatına ilişkin AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan açıklama yaptı. S-400 teslimatının başlaması Türkiye'nin milli egemenlik haklarından kaynaklı dik duruşunun ve kararlılığının bir sonucudur dedi. Turan, Türkiye'nin egemenlik hakları ile ilgili bir konuda diğer ülkelerin saygı göstermesi, müttefiklik ve dostluk ruhuna uygun davranması gerektiğini ifade etti. Ayrıca ABD'nin F-35 programına yönelik anlaşmanın gereğini yapmasını, diyalog yoluyla bu sürecin sıkıntısız bir şekilde aşılmasını söyledi. Konuya ilişkin bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu'da herhangi bir sıkıntı yok, süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek dedi. S-400'lere ilişkin muhalefette sessiz kalmadı. CHP sözcüsü Faik Öztrak, AKP sözcüsü Ömer Çelik'in CHP'yi hedef alan sözlerini hatırlattı. AKP sözcülerinden Amerika'daki en muhalif, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarına en aykırı hangi görüş varsa onları duyuyoruz. Öztrak, AKP bize milli duruş dersi veremez dedi. Sayın Çelik'in kalkıp da bize milli görüş dersi vermeye kalkması
gerçekten hayretle izlenecek bir tutumdur. Sayın Çelik'in partisi bu ülkeyi sıcak paracılara teslim eden partidir. Bu ülkeyi hataları, kusurları gözükmesin diye borca batıran partidir. Londra'daki sıcak para baronlarına oluk oluk faiz akıtan partidir. Borç alan emir alır dediğimizde buna itiraz eden, paradigmalar değişti diyen ama bugün dünyanın her yerinde borç almak için elinden gelen her şeyi yapan partidir. Dolayısıyla bize millilik, yerlilik dersi verecek durumda Sayın Çelik hiç değildir. Öyle anlaşılıyor ki bunları alırsak F-35'leri almamızda sıkıntı çıkabilir. Bunu dikkate aldınız mı? Ben iktisatçıyım. Her şeye alternatif maliyetiyle bakarım. S-400'ü aldık ama F-35'leri alamadık. Bu hava savunmamızda S-400'leri almamıza oranla baktığımızda daha büyük bir açığa neden olacak mıdır, olmayacak mıdır? Bununla ilgili bilgi istiyoruz. ABD'nin uygulayacağı olası yaptırımlara dikkat çekti. Bu yaptırımlara karşı ekonomimizi tahkim ettik mi, etmedik mi? Bunun milletimize olabilecek bedelini asgariye indirmek için gereken tedbirleri aldık mı, almadık mı? Bunu soruyoruz. Evet, şimdi hükümet kanadından gelen açıklamalara baktığımız zaman dik bir duruşun sonucu olarak değerlendiriliyor şu gelinen aşama. Ama muhalefetin hala soruları var, yanıt bekleyen, bugün bir kez daha CHP tarafından da dile getirildi. Şimdi iktidarın, hükümetin tavrı ortada. Peki muhalefet ne yapabilir bundan sonra, bu krizi yönetmede nasıl bir yerde durabilir? Yani AKP'nin şu an iddiası bu füzeleri de alırken işte ne diyor, bir milli duruş, dik durma vesaire, bağımsızlık, evet, iddiası. Yani Türkiye'nin bir bağımlılık sorunu olduğu doğru. NATO ilişkilerinin de ABD'nin de olduğu doğru. Hatta bu füzelerin alınmasına neden ihtiyaç duyuldu? Çünkü Türkiye 2013'ten beri Patriot füzelerini istiyor. Teknoloji transferiyle birlikte ABD vermiyor. Yani buraya kadar hükümete hak verebilirsiniz. Ama gelip eğer bir bağımlılık sorunuz varsa, işte az önce Oğuz Demirel de söyledi, bağımsızlaşma yönünde adım atarsınız. İkinci bir bağımlılığı onun üstüne eklemek, ki bunun maliyeti de olacaksa ülkeye, pek mantıklı değil. Ama belki de AKP bir maliyet istiyor. Bir, bu maliyetin Türkiye'yi, Türkiye halklarına toplamda zarar veren bu dış politikanın, bağımlılık üstüne bağımlılık ekleyen dış politikanın eleştirilmesi lazım. NATO karşıtlığının eleştirilmesi anlamında değil. NATO karşıtı da değil zaten. İktidar çünkü hemen Hulusi Akar dedi ki Patriotları da alacağız. Yani hem S-400 alacağız hem Patriot alacağız. İkisini birden niye alıyoruz? Nereden geliyor bu kadar para? Gerçekten de bu S-400'ler kullanılabilecek mi? İkisi bir arada kullanılabilecek mi? Bunlar tamamen mantık dışı bir siyasetin sonuçlarıyla karşı karşıya olduğumuz görülüyor. Burada buna bir mantıklı açıklama getirmek yerine, evet, yani bunun maliyetin ödenmesine, AKP'nin kendi girdiği krizli durumun maliyetin halkın sırtına yıkılmasına itiraz etmek gerekiyor. Bir başka şeyi de şöyle söylemek lazım. Belli çevreler, özellikle Vatan Partisi gibi, kendisi küçük ama sesi çok çıkan ve orada burada yankılanan, maalesef Türkiye'deki aydın kesimin bir bölümünde de derece derece sahiplenilen şöyle bir şey var. İşte bu bağımsızlaşma yönünde, eksen kayması yönünde bir adım. Ya hayır, tarihe bakalım. Kıyaslayanlar da oldu. Küba'nın füze krizi vardır. Küba devriminin başında bir ABD tehdidi karşısında Rus füzeleri Küba'ya yerleştirilir ve sonrasında sökülür. Yani orada bir istila engellenmiş olur ama Fidel Castro'nun Ignacio Ramone ile yaptığı bir nehir söyleşi vardır, kitap. İki ses bir roman diye. Orada Fidel Castro'nun dediği şey şu: bizim orada Guantanamo üssü vardı. Rusya bize sormadan füzeleri getirdi ve sonra söküp götürdü. Rusya Sovyetler Birliği iken bile, yani anti-emperyalist bir devlet iken bile ABD karşısında o füzelerini götürdüğü ülkenin çıkarlarını, bağımsızlığın, dik duruşunu falan sallamış, dikkate almış değil.
Ki o zaman da işte kendi çıkarları doğrultusunda bir takım pazarlıklar yaptı, geri çekildi. Burada da aynı şekilde ABD ve Rusya çıkarları çatışıyor. Türkiye'nin çıkarlarına olan bir durumdan söz edemeyiz. O yüzden de vay biz NATO üyesiyiz, niye Rusya var gibi bir karşı çıkıştan öte. Türkiye'nin evet bağımsız olmak gibi bir sorunu var. Bu NATO'ya bağımlılığa karşı olmayı gerektirdiği gibi şimdi yeni bir emperyalist güç olan Rusya'ya karşı bağımlılaştırıcı adımlara da karşı çıkmaya gerektirir. Çünkü Türkiye tarihi özellikle Osmanlı'nın son döneminde buna ilişkin çok ağır derslerle dolu. Yani İngiltere ve Fransa'dan bunu almışsınız, bir elinizde Almanlara kaptırıyorsunuz. Bunun sonucu bağımsızlaşma olmuyor. O gerilimler arasında parçalanma ve ağır bir bedel ödeme oluyor. Şimdi aynı şeyle karşı karşıyayız. O yüzden de gerçek anlamda bir bağımsızlıkçı politikayı savunduğu durumda muhalefet, yani ben bunu da CHP şu bu açısından söylemiyorum, halkın çıkarlarını savunan toplumsal muhalefet güçleri ya da ilerici muhalefet güçleri açısından söylüyorum. Bu ikiyüzlülük de teşhir olacaktır ve bir maliyet açığa çıktığında aman işte bizim ulusal duruşumuz, hep birlikte durmalıyız gibi AKP'nin peşinden gidilmesini işte gördük. CHP'nin bunu dönem dönem yapabildiğini gördük. Ama milli duruş göstermek gerekiyor. Ama işte milli çıkarlarımız vesaire diye AKP'nin akıl dışı politikalarının sahiplenilmesi gibi durumlar da söz konusu oldu. Bunu da kesinlikle reddedilmesi gerekiyor. Peki şimdi son iki dakika içerisinde olduğumuzu belirterek sorayım. Bu kriz konuşulurken şimdi bir takım varsayımlar da ortaya konulmuştu. S-400'lerin üçüncü bir ülkeye konumlandırılacağı gibi ya da işte teslim alınsa dahi hangarlarda tutulacak, orada muhafaza edilecek ama kullanılmayacak gibi. Ama Savunma Sanayi Başkanlığı'nın açıklamasında teslimatın ilerideki günlerde devam edeceği de vurgulandı ve sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanıma başlanacağı da belirtildi. Kullanacağız diyor yani şu anda Türkiye. Bu Türkiye'de bahsi demeyelim. Geçen olasılıklara dahi Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde sıcak bakmıyordu. O zaman da yaptırımlardan söz ediyordu. Şu anda tavrının, tutumunun değişmesi mümkün mü ki bugün son gelen açıklamada F-35'ler konusundaki tutumumuz da değişmemiştir şeklinde oldu? AKP'nin atacağı adımlar AKP'nin ilkesel duruşlarından vesaire kaynaklanmıyor. Güç dengelerinden kaynaklanıyor. Yaptırım yapılır, onun altında kalır bu iktidar ve sözünü de yutar. Bundan önce pek çok sözünü yuttu. Yani Rus uçağını düşürürken Rusya'ya heyheylenen iktidar şu anda Putin'in yanında işte Rus füzelerinin savunusunu yapıyor. Yarın bir gün o füzeler de hangarlara da kaldırılabilir. Böylesi bir seçenek de sunulmuş durumda ki S-400 füzelerinin zamana yayılması, yani yerleştirilmesinin zamana yayılması ve Patriotları da alacağız ya da NATO ile birlikte bu süreci yönetelim sözleri bir tür pazarlığa açık olunduğunu gösteriyor. Yani ABD şimdi kartını açacaktır. Türkiye'de, daha doğrusu AKP iktidarı da oradan gelen hamleye göre adım atacaktır. Yani şu an bu iş bitti, tamam artık S-400'ler kurulacak ve kullanılacak diyemeyiz. Hala o şey, o olasılık masada diyorsunuz. Evet, o olasılık da masada. Bundan sonrası şey belirleyecek, yani ABD'nin atacağı adımlar ve o güç karşısında Türkiye'nin eli ne kadar güçlü. Dediğim gibi ama burada Türkiye değil, AKP iktidarı demek lazım. Bu Türkiye'nin kararı değil. AKP iktidarı burada yalnızlaştırıldığı durumda Türkiye'nin başını daha fazla belaya sokmasının da önüne geçilecektir. Çünkü biz sadece Ankara'ya kurulan bir S-400 krizi olarak yaşamayacağız. Onu İdlib krizi olarak yaşayacağız. Doğu Akdeniz krizi olarak yaşayacağız. NATO içi krizi olarak yaşayacağız. Aynı zamanda Rusya'nın daha görülmemiş hesapları var bu iktidarla. Sanırım bu füzeleri buraya yerleştirerek aynı zamanda o hesapları da görüyor. Yani Türkiye'yi krize iterek. Onları da yaşayacağız. Bu krizlerin boyutlanmasının önüne geçmek için AKP'yi bu anlamda tecrit etmek ve yalnızlaştırmak ve onun karşısında bir muhalefet etmek gerekiyor. Peki. Sayın Demirhan, çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu mesajlarınızla birlikte programımızın da sonuna gelmiş olduk. Süremizi tükettik. Değerli izleyenler, Odak programını burada noktalıyoruz. Pazartesi günü tekrar karşınızda olacağız. Bugün için de saat 23'e söz verelim. Günün gelişmelerini aktarmak üzere yine burada olacağız. Bekleriz. Hoşçakalın.